Maviler içindeki üçüncü yarışmacımız İpek Hanım'la birlikteyiz. Hanımefendi nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ali? Çok iyi. Böyle bölümler hediye gibi oluyor. Bütün yarışmacılara çok teşekkür ederim. Fazilet Hanım zaten muhteşem bir başlangıç yaptı. Parçalayacağım dedi, parçaladı. Değil mi? Sonrasında Ozan Bey'le birlikte parçaları topladık. Çok güzel yarıştınız Ozan Bey. Kesinlikle öyle. Sinem Hanım hemen arkasından geldi. Sinem Hanım işte hevesi kursağında kalan. Son anda yapıyorduk derken geriye düştük. Öznur Hanım herhangi bir açıklamaya ihtiyacı yok. Nasıl yarıştığınızı gördünüz. İkisi birden bize ispat etti ki o 9600 puan artı 25 saniye geçilebilir. Evet. Bundan sonrası da ya Fazilet Hanım'dır ya sizdir. Üzülmeyin. Fazilet Hanım bir kere arzu ettiğine ulaşamamış, ikinciye gelmiş. Üçüncüde hayır var derler, bir daha gelir. Değil mi Fazilet Hanım? Yani kaybederse ben üzülmez. Ben seviyorum burayı. Haberiniz olsun, seviyor bizi. Biz de onu çok seviyoruz. Siz o yüzden asılın efendim. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi geliyor. Ve diyor ki bir geometrik cismin adıdır. Yeryüzü, dünya anlamında da kullanılır. Geoid değil. Bir geometrik cismin ismidir. Küre. Kusursuz simetriye sahip bir geometrik cismin ismidir. Uç birlikte dört harflidir, tek kelimedir. Şöyle soruyorum. Disiplinli, hoşgörüsü olmayan, göz yummayan bu katı. Anlamlarda kullanılan katı. Bir sıfat. Başka ne olabilir? Olsun. Sert, katı. İşi biraz ne tutuyor? Ciddi, yok. İşi biraz ne tutuyor? Ne tutuyor? Katı, sert. Yani ortam biraz böyle... Sıkı. Sıkı! 4'lü puan verelim. Hani ben biraz sert bir öğretmenmişsiniz demiştim size de asla siz de değilim. Asla değilim demiştiniz ya. O arada geçmiş bir kelimeydi. Çok ponçik bir öğretmenim. Ponçik mi? Aman yarabbi bize niye denk gelmedi ya? Buyurun yenisi. Saçma sapan, boş, anlamsız söz. Lakırtı olmaz. Nokta noktalamak böyle de kullanılır. Saçma. Saçmalamak güzel. Başka? Saçma sapan, boş. Söylediklerinin hepsi... Saçmalık. Hepsi aklıma bir şey gelmiyor. Alacak mıyız harf? Bir harf alayım. Aldık bir harf. Güzel de yerden geldi. Z harfi. Saçmalık. Saçma sapan. Saçmalamak. Nokta noktalamak. Z ne harfi. Z. Deli saçması. Hiç aklıma bir şey gelmedi. İkinci harfi de burada mı alacağız? Ne? Zır. Zır? Zar. Zır. Kapı çalıyor ama açamıyorum ki. Zır. Zır. De ki acaba bir harf daha alayım. Yapmayın İpek Hanım, zırı geldiyse bir harf daha istediler. Durduralım mı? Zırva. Yapmayın yahu, bir basiret bağlanmasıydı bu. Yaşandı bitti saygısızca. Bir dahası çıkmayacak karşımıza. İnşallah. Şimdi biraz böyle düşündürecek sizi bu soru. Hmm. Aklınıza birden fazla doğru cevap da getirecek. Hmm. Dikkatli olun ne olursunuz. Beş harfli başka cevaplar da var. Bu en popülerlerinden biri. Diyor ki bir spor türünün o sporu yaparken kullanılan ana malzemeden gelen adı. Mesela Rake. Yelken gibi. Hmm. Yelken sporu. Hmm. Kullandığımız malzeme de yelken. Hmm. Tenis. Şimdi tenis başka, raket başka. Hmm. Aynı kelime olmalı. Ne tür bir spor acaba? Mesela paten gibi. Hmm. Sporun ismi de kay paten. Kaykay gibi mi? Kaykay kay gibi, bravo. Malzemenin ismi de kaykay. Evet. Paten. Beş harfi paten. Lazım. Yo, ay söylemiştiniz, pardon. Ne tür bir spor acaba? Ay. Paten, kaykay, buralarda dolaşalım. Paten, kaykay. Yok, gelmiyor aklıma. Kar gelecek diyorlar. Duydunuz mu? Duydum. Neydi ya? Aa, çıkmayacak. Yapmayın. Baykar. Buz. Mahmut Tuncer'in bir şarkısında geçer. Ya herkes anladı galiba arkada. Vallahi anladılar. Ay. Ya soğuk iklim zamanları o coğrafyalarda. Ne o? Şey, onun adı değişti. Ne o? Kar. Ne neydi yapalım? Ya? Gidelim kar tepeye, ne yapalım? Kayalım. Kaykay. Ya ne yapalım? Kaykay mı? Şey. Şunu bir durduralım mı?
Kartalkaya'ya gidelim, ne yapalım? Kızak, kayalım. Tamam da kızak şimdi çok çocuk işi gibi olur. Peki. Ben snowboard yapayım, daha havalı. Siz de... Ne ola ki? İngilizcesi var, üç harfli. Şakası çok yapılır. Bravo. Evet, tamam. O neydi? Siz kayak. Siz dalga mı geçtiniz? Kayak ya. Kayak. Mahsus mu yapıyorsunuz? Yok, vallahi anlamadım. Allah Allah. Altı harfi tek kelime. Şöyle sorulmuş. Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Baskın. Durdurun. Durdurun çünkü. Bize süre lazım. 26 saniye arttırmamız lazım. Hı-hı. Elimizde 1 dakika 4 saniye var. Hı-hı. Artık harf almayacaksınız. Hı-hı. Ya. Seri tokatları indirin. Tamam. Tamam. Soruyu gördüğünüz gibi tokatı indirin. Buyurun. Dünya dışı yaşam formu. Ahiret. Yok, öyle uhrevi değil. Daha yani hani buralardayken. Dünya dışı. Yok. İnziva gibi mi? Dünyanın dışına bir çıkın. Uzay, gezegen. Heh, yaşam formu oralarda gördünüz. Ne diyelim ona? Ne ola ki? Mustafa Topaloğlu. Uzaylı. Uzaylı efendim. Şimdi İngilizce kökenli bir kelimedir aradığınız. Fakat bu haliyle pek yazılmıyor. Birebir İngilizce haliyle çokça yazılıyor. Fakat kaynaklarımıza geçmiş ve bu şekilde geçmiş. Biz de Türkçe okunuşu haliyle yazdık cevap olarak. Şöyle de sorduk. Buzdağı anlamında İngilizce kökenli bir sözcük. Ice. Berk diyesim geldi. İyi ki gelmiş. 700 puan kazandı biz. Zıpır sorularımız var. Denk geldi mi size hiç? Evet, böyle muzip sorular. Evet, takla attırarak. Tiksindiniz mi? Yok, aslında çok zekice, güzel sorular. Allah Allah. Dur bir bakın bakalım. Efendim, atasözlerine göre damat olarak beğenilmeyen iki müzisyenden biri. Damat olarak beğenilmeyen. Damat davulcu, zurnacı gibi. Hangisi olsun? Zurnacı. Bir daha. Zurnacı. Bir daha. Zurnacı. Değiştirerek. Davulcu. Davulcu. 700 puan. Ya davulcu ya zurnacı. Vurmalı sazlar önce. Buyurun, devamı geliyor. Türkçe karşılığı yansılanım. Yüksek frekanslı ses titreşimi ile görüntüleme işlemi tıpta. EKG yok, değil. Değil, tomografi değil. De değil. Değil. Yansılanım. Ses titreşimi. Ultrason gibi. Nedir efendim? Ultrason. Gibi değil, bizzat kendisi. Belli basiret bağlanmaları yaşadık. Evet. Ondan sonra kayağa kaykay dedik. İngilizcesini söyledik, Türkçesini bulamadık ama maşallah. Öfkeyle bakın çıktık. Elimde sadece ve sadece size soracağım 5 tane soru kaldı. Hı hı. Vallahi harf almadan da cevaplanabilecek nitelikte. O zaman gibi. Direkt durdurmam mı gerekiyor? En güzeli. Çünkü 26 bak. Saniyede arttırmanız lazım. Elde kaldı 54 saniye. İpek Hanım. Oh, bir tek 9 harfli ikinci cevabınızdan korkuyorum. Şunları harf almadan cevaplayacağınızı düşünüyorum. Hı hı. Son 8 harf bir cevaptır. Gelsin de görelim. Aktarma, aktarım. Bu anlamda batı kökenli. Transfer. Çok güzel. Haydi 9 harf bir cevaplar. Bu kolay olanı. Hı hı. Gelsin. Çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan kişinin unvanı. İmparator. İmparator 900 puan değerinde bir. Şimdi 9 harfli ikinci cevabımız. Hı hı. Tek kelime mastarla bitiyor. Neden imparatordan daha zor dedim? Çünkü akla başka cevaplar da gelebilir. Baktığım gördüğüm kadarıyla 9 harflisi yok gibi, bir tek bu gibi. Hı hı. Ama yine de bir bakın bakalım, Mac siz karar verin. Unvan, rütbe, derece bakımından ilerlemek, aşaması artmak. Bambaşka anlamlara da gelen bir kelime, bir de bu anlamda kullanılıyor İpek Hanım. Hı. Yükselmek. Ne dersiniz? Yükselmek. Olacak bu iş. Olumlu bakıyoruz hadiseye. 49 düşün. Saniye kaldı geriye. İki tane soru var size soracağım. Tamam. Buyurun efendim. Sondan bir önceki sorumuz. Bir müzik eserinin ezgisini yaratmak. Bestelemek. Bestelemek 1000 puan değerinde. Oluyor mu? Oluyor sanki. Oluyor mu? Acaba, göreceğiz. Bakalım. Son soru, son cevap.
meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek. Olmak, oldurmak. 10 harfli olsun. Teşekkül, çıkış noktası. Teşekkül ettirmek. Çıkartmak. İlk düşündüğünüz daha doğruydu. Ne demiştim? Çıktı, çıkarmak. Hayır. Oldurmak. 10 harfli. Oldurmak 10 harfli değil. Olma, oldur, olmak, meydana getirmek. Olma, yapma. İpek Hanım burada oldurmak. Takılmayın. Meydana getirmek 10 harfli. Oldurmak. Oluşturmak yahu. Şimdi şüphelerim daha fazla. Bilerek mi yaptınız demiştim ya, o zırvada iki tane harfi almıştınız. Galiba işiniz gücünüz var da hafta finaline mi gelmek istemiyorsunuz? Hayır ya. Nasıl takıldık bu oluşturmakta? Bilmiyorum işte. Hevesiniz kursağınızda kaldı mı? Ya tam oluyordu. Tam oluyordu, oluşturamadık efendim. Tamam, Fazilet Hanım gibi 3 sene beklemeyin. Bak tamam. O 3 sene bekledikten sonra hepimizi parçalayarak geldi. Siz daha selim gelin. Olur mu? Tamam, bir de kocaman alkış.